Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Rus basını yazdı. Erdoğan 2022'de dünyanın en başarılı politikacısı. Değerli izleyenler, Rusya'da yayınlanan Günlük Politika ve İş Hayatı gazetesi Kommersant, stratejik hamleleri ve Rusya-Ukrayna krizindeki diplomatik çabalarıyla tüm dünya tarafından takdir toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını sayfalarına taşıdı. Makalede, Erdoğan Rusya-Ukrayna krizinin başlamasından bu yana geçen zamanda çatışmanın dışında kaldı ve çatışmanın tarafları arasında neredeyse tartışmasız bir arabulucu statüsünü korudu. Bundan hem siyasi hem de önemli ekonomik kazançlar elde ettiği ifadelerine yer verildi. Makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır hem Rusya hem de Batı için eşsiz bir ortak olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı. Örneğin daha önce NATO müttefiklerinin karşı çıkmasına rağmen Rus S-400 füze sistemlerini satın aldı. Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le birlikte Suriye'deki etki alanlarının yeniden dağıtımını üstlendi. Buna paralel olarak Türk lider ABD ile F-16 savaşçılarının satın alınması konusunda müzakereler gerçekleştirdi. Bu arada 24 Şubat 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu tamamen emsalsiz hale getirildi. Makalede Rusya-Ukrayna krizinin Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası nüfuzunu artırdığı ancak buna rağmen barışa yönelik söyleminden asla vazgeçmediği vurgulandı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevra kabiliyetinin mükemmelleştirdiği vurgulanırken Erdoğan'ın ülkesinin çıkarlarına göre yeri geldiğinde arabulucu, yeri geldiğinde karşı olabildiği belirtildi. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinden barıştan yana olduğu, Batı'nın savaşı körüklemesini eleştirdiği ancak Kırım'ın Rus toprağı olmadığını da her defasında dile getirdiğine de dikkat çekildi. Tüm bunların yanı sıra Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğine devam ettiği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.